İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yeni seçilen Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nı tanıyalım. Bako Sahakyan Savunma Ordusu ülkenin ve halkının korunmasının garantisi olan misyonunu gerçekleştirdi. Paşinyan ve Bolton ikili ilişkiler ile bölgesel sorunları görüştü. Kürtler İslam Devleti teröristlerinin Suriye'nin doğusundaki son kalesini işgal etti. Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde deprem kaydedildi. Türkiye tarafından işgal edilen Kuzey Kıbrıs'ta tarihi bir Yunan kilisesi yok olmakla yüz yüze. Madene taran uzmanları Orta Doğu'da zarara uğramış el yazmalarını onaracak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'na seçilen Vrejoğlu Armenak Abrahamyan'ı tanıyalım. Armenak Abrahamyan, 59 yaşında, profesör, Haycambar adlı Ermeni savaş sanatı kurucusu ve ustası. Abrahamyan'ın kökleri Karin ve Sebastya'ya Sivas'a kadar uzanır. 1991-1997 yılları arasında Artsah halkının ve insan hakları gönüllüsü, Artsah Silahlı Özel Birlikler Komutanı, 2004'te Batı Ermenistan Ulusal Konseyi kurucusu ve başkanı, 2005'te Batı Ermenistan'ın Ermeni Asamblesi kurucu başkanı, 2005'te Batı Ermenistan vatandaşı, 2006'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda Batı Ermenistan heyeti başkanı, 2011'de Batı Ermenistan hükümetinin kurucu üyesi, 2013'te Batı Ermenistan parlamentosunun kurucu üyesi, 2013'te 5 yıllık süreyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ne milletvekili olarak seçildi. 2014'te 5 yıllık süreyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekilleri tarafından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'na seçildi. 24 Haziran 2016'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı sıfatıyla Sevr Antlaşması'nı onayladı. 12 Şubat 2017'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı sıfatıyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri doktrinini onayladı. 29 Ekim 2017'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekillerinin oylamasıyla 2018'deki seçimlerde devlet başkanlığına adaylığı resmen ve oy birliğiyle kabul edildi. Armenak Abrahamyan, araştırmacı, tarihçi, yazar, analist, psikolog, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun kurucusudur. 2019'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekilleri tarafından 5 yıl süreyle ikinci kez Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'na seçildi. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Savunma Ordusu'nun başkent Stepanakert'te gerçekleştirdiği 2018 yılının özeti ve 2019 yılında gerçekleştirilecek olan askeri konsey toplantısına katıldı. Devlet Başkanı 2018 yılında ordunun yapılandırılması alanında yapılan çalışmalara değindi ve 2019 için planlanan programların gereği şeklinde uygulanmasına ilişkin talimat verdi. O ayrıca savunma ordusunun ülkeyi ve insanları koruma, devletin sınırlarını güven içerisinde tutma ve bölgedeki istikrar ve barışa katkıda bulunma misyonunu yürüttüğünü vurguladı. 2019'daki planlamadan bahseden Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, devletin her zaman ordu yapılandırma konularına, silahlı kuvvetlerin sürekli olarak savaşa hazırlıklı olmasına, askerlerin sosyal ekonomik sorunlarının çözümüne özel önem verdiğini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Paşinyan yaptığı açıklamada az önce Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmemiz oldu. Bölgesel mevcut durumu ve ikili taraflı ilişkilerimize dair meseleleri konuştuk ifadelerine yer verdi. Ermenistan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin önemini belirttiklerini ifade eden Paşinyan, Artsah meselesine değinmediklerini de ekledi. Suriye Demokratik Güçleri Komutanlığı'ndan yapılan ve Fırat Ajansı tarafından duyurulan bilgiye göre, Suriye Demokratik Güçlerine bağlı koalisyon birlikleri Fırat'ın doğu kıyısında bulunan Erbakoz Faukan köyünde konuşlanmış teröristleri 23 Ocak'ta püskürttü. Suriye Demokratik Güçlerinin temelini oluşturan Kürt savaşçıların İslam Devleti terörist grubunun kalıntılarını Irak sınırına geriletmesinde de başarılı olduklarına dikkat çekildi. Çembere alınan İslam Devleti'ne bağlı 470 silahlı terörist Suriye Demokratik Güçlerine teslim oldu. TASS Ajansı'nın bildirdiğine göre aynı zamanda 21 Ocak'ta insani koridordan 4.9 bin sivil güvenli bir şekilde göç etti.
Batı Ermenistan'ın deprem haritası 22 yıl aradan sonra güncellendi. Yeni haritaya göre 46 ilde deprem tehlikesi riski azalırken 6 ilin ise deprem tehlikesi oranı arttı. 1996 yılında kullanıma sunulan Batı Ermenistan'ın deprem bölgeleri haritası AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından Mart 2018'de yenilendi. Yeni harita resmen 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlandı. Güncellenen harita ile Batı Ermenistan'ın en tehlikeli görülen deprem alanı oranı %42'den %17'ye indi. Yeni deprem haritasında aralarında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Yeni haritada 6 ilin ise deprem riski arttı. Bu iller Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon. Türkiye kasıtlı olarak tarihi anıtları korumuyor. Ermeni ve Yunan izlerinin ortadan kaldırılması politikası ayrıca 1974'te Kuzey Kıbrıs'ın işgalinden itibaren devam ediyor. Buradaki eski Rum kilisesi suyla doldu. Kuzey Kıbrıs'ın Paşaköy bölgesinde bulunan eski Rum kilisesi sular altında kaldı. Çevreyi etkisi altına alan sağanak yağmurlar sonucu su dolan tarihi kilisede aradan bir hafta geçmesine rağmen sular çekilmedi. Çukurun içerisine inşa edilen kilise günlerdir su çekiyor. Belde halkından elde edilen bilgilere göre kilise çökebilir. Öte yandan kilisenin bazı bölümlerinin geçtiğimiz yağmurlarda çöktüğü de öğrenildi. Mesrop Maşnut adlı eski el yazmaları enstitüsü Madena Taran müdürü Vahan Der Revontyan'ın açıklamasına göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin eski el yazmaları enstitü müzesi olan Madena Taran uzmanları Orta Doğu'daki zarar görmüş el yazmalarını onaracak. Vahan Der Revontyan yaptığı konuşmada 2018 yılında temelleri atılmış olan yeni büyük ölçekli bir projenin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Lübnan ve Suriye'den el yazmalarını onarmak amacıyla 9 kişi UNESCO'nun desteğiyle Ermenistan'a geldi ve Madena Taran uzmanları bu kişileri yeteneklerini ve bilgilerini geliştirmek için bir haftalık bir eğitim kursu düzenledi. Ortaklarımızın sonuçlardan çok memnun kaldıklarını söyleyebilirim. UNESCO bunu başarılmış projelerden biri olarak değerlendirdi, dedi. Suriye ve Irak'ta kültürel değerler son yıllarda büyük zarar ve çok fazla hasar gördü. Vahan Der Revontyan'ın sözlerine göre Madena Taran'ın benzer el yazmalarını onarmada bölgenin merkezi konumuna gelmesi öngörülüyor. Madena Taran müdürü bunlar gruplar halinde Ermenistan'a getirilecek, restore edilip geri yollanacak. Bunun hem kültürel hem de politik önemi olacağını düşünüyorum. Projenin son onayını bekliyoruz vurgusunda bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dikran Mansurya'nın seslendirdiği Gıdor mu Yergin katlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.